kıymetli Gürleyikli hemşehrilerimiz, Gürley'e dışarıdan gelen çok kıymetli misafirlerimiz, 3. Gürleyik Dalaman İnciri Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hakikaten şöyle dolu dolu bir program izleyicilerimizi bekliyor. Fakat onlara geçmeden önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ve silah arkadaşlarının anısına, yine akabinde de İstiklal Marşımızı şöyle hep birlikte okumaya sizleri davet ediyorum. Tanınıyor bizim incirimiz. O yüzden Dalaman inciri, o yüzden Gürleyik inciri diyoruz değil mi başkanım? Ve böylesine festivallerle, böyle yapılan organizasyonlarla ülkemizde ve yurt dışında bu ürünün tanıtılmasına katkı sağlayacağız. Bu festivaller devam edecek efendim. Şimdi böyle organizasyonlara baktığımızda sadece bir kuruluşun, bir kurumun değil, birçok kurumun bir araya geldiğini görüyoruz. Özellikle Gürleyik Mahalle Muhtarlığımız, Gürleyik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz, yine İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Dalaman Belediyemiz, Dalaman Kaymakamlığımız ve Muğla Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle bu akşam organize ediliyor. Kendilerine şöyle yürekten bir alkış rica edebilir miyim kıymetli Gürleyikliler? Yanı sıra hepiniz yakından tanıyorsunuz. Bugün çok katılmayı diliyorlardı. Az önce de bir mesajla sizlere selamlarını iletmişler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın da selamlarını getirdik. Kendisine de bir alkışla teşekkür edelim. Ve yavaş yavaş artık konuşmalarımıza geçelim. Gürlek Muhtarımız Sayın Emrullah Bayılmış'ı huzurlarınıza konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Alkışlarınızla tabii ki. Tamam, kıymetli belediye başkanım, değerli ilçe jandarma komutanlarım ve sivil toplum kuruluşlarım, değerli yöneticiler, kıymetli köylülerim ve sevgili misafirler, 3. geleneksel incir festivalimize hoş geldiniz. Sizleri köyümüzde ağırlamaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bu festivalin gerçekleşmesinde, köyümüzün tanıtılmasında, ürünlerimizin satışını bizlere destek olan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Dalaman Meclisiyemiz aynı zamanda da Gürleyik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Sayın Fatih İbiş'i huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli ilçe jandarma komutanım, değerli misafirler, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Üretilen ürünlerin değerinde satılması ve bu üretimin daha iyi yerlere gelebilmesi için biz de Gürleyik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda bize destekleri için Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin şu anda başlatmış olduğu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü vasıtasıyla ürünlerimiz değerinde daha iyi şekilde pazarlanmaya başlayacaktır. Bu yüzden tekrardan Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sayın Kaymakamım, değerli ilçe başkanım, muhtarlarım, protokolümüzün kıymetli üyeleri, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi
İncir denince akla ilk önce aslında herkesin Aydın olarak bilinir. Ama yıllardır bu bölgemize yetişen incirlerimiz ne yazık ki hem tanıtım eksikliği hem pazar eksikliğiyle beraber Aydın'da pazarlanıyordu. Ama bundan sonraki süreçte biraz önce meclis üyemiz Fatih kardeşim de söyledi. Geçen aylarda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Bu Eylül meclisinde yönetmeliği mecliste onaylandı. Önümüzdeki Ekim meclisinde de ilçemizde faaliyet gösteren kooperatiflerle bir işbirliği protokolü yaparak ve çarşıda merkezde bir Dalaman Belediyesi satış noktası açacağız. En kısa sürede 1-1,5 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Burada üreticilerimizin ürettiği ürünler sadece incir değil, diğer ürünlerle zeytini, zeytinyağısı, yani kadınlarımızın ürettiği ürünler, tarımsal ürünlerin hepsini burada markalaştırıp ilçemizde satışa sunacağız. Burada yine Büyükşehir Belediye'mizin aracıyla yurt dışında pazar aramalarımız başladı. Önümüzdeki günlerde onlar da bir sonuç verecektir. Ben buradan hem kaymakamımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize iyi eğlenceler, iyi akşamlar. Yapmak üzere Dalaman Kaymakamımız Sayın Mesut Yakut Atay'ı huzurlarınıza davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Muhtarlarımız, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer köylülerimiz, halkımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Bugün Gürleyik'teyiz ama bu festival aynı zamanda eken, üreten, alın teri döken tüm köylülerimizin, tüm halkımızın festivalidir. Onun için hep herkese iyi eğlenceler diliyorum. Öyle güzel topraklarda yaşıyoruz ki Allah özüne bezene yaratmış, her şeyin en güzelini buraya vermiş. Geçen, daha izinden yeni geldim ben, Kayseri, Nevşehir, Konya yol güzergahında bir bakıyorum. Etrafa gerçekten bir tane bir ağaç bile doğru bir ağaç yok. Ama burada bir bakıyorsunuz, her şey yemyeşil, her yer çok güzel. Her şeyin en güzeli bu topraklarda yetişiyor. Dolayısıyla bizim burada doğduğumuz için hayatı da 1-0 önde başlıyoruz. Bu toprakların kıymetini bilmemiz lazım. En ufak bir karış toprağı bile boş bırakmamak, üretmek, ekonomiye katkı sağlamamız lazım. Dolayısıyla biz bu topraklarda zeytin ve incir gibi iki tane güzel nimetle baş başayız. Bu zeytinin ve incirin yetiştiği topraklar kötü olmaz. Bu toprakları, bu ürünleri yetiştiren halkımızda tabii ki kötü olmaz. Her şeyin en güzeline layık halkımızdır. Biz burada her türlü tarımsal ürünlerin iyi bir şekilde yetiştirilmesi, bol verim elde edilmesi için her türlü devletimizin ilçe tarım müdürlüğüyle, il tarım müdürlüğüyle, diğer birimlerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her türlü köylümüzün her türlü desteğe ihtiyaç duyduğu alanlarda onların yanınızdayız. İnşallah daha bol verimli yıllar, bol verimli ürünler temenni ediyorum. Bu festivalin gerçekleşmesinde emeği olan ilçe belediye başkanımız Sezer Durmuş'a, muhtarımız Emrullah Bayılmış'a, Fatih İbiş kardeşimize, Kısa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanına, ilçe tarım müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Dalaman TV'den Ethem Bey, Ethem Ersen'e çok teşekkür ediyoruz. Yine Dalaman'dan Doruk TV'den Sabih Samur'a teşekkür ediyoruz. O da bugün aramızdaydı ve az önce öğrendim. Burada da bir program çekmişler. Burdur'dan geldiler. Kanal 15'e çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış rica edebilir miyim? Az önce kaymakamımız da ifade etti. Hakikaten ilçe tarım müdürlüğümüz bir yarışma organize etti. Çok büyük emekleri var. Onun da bir ödül törenini yapacağız. Ben ilçe tarım müdürlüğümüze ve çalışanlarına bir alkış rica edeceğim. Yine aynı şekilde Dalaman Belediyesi'nin çok kıymetli personeline çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok çalıştılar bugün için. Ve aynı şekilde Muğla Büyükşehir Belediye'mizin teknik ekibine de yürekten teşekkür ediyoruz. Ve sizleri Halk Oyunlar ekibimizle baş başa bırakıyoruz.
toplandı. Dediler ki jüri üyeleri aslında karar vermekte zorlandık dediler az önce. Ben dolayısıyla kendime de bir destekçi davet etmek istiyorum. Çok emeği bulunan ilçe tarım müdürümüz Mehmet İdar Bey'i davet edeceğim. Mehmet Bey'den neden buranın Dalaman inciri neden özel, bir onu alalım. Bir de sonuçları alacağız tabii ki. Bir alkış rica edebilir miyim ilçe tarım müdürlüğümüze? Teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Dalaman İlçe Tarım Müdürü Mehmet İdar. İlçemizde, Dalaman ilçemizde toplamda 2400 hektar alanda incir üretimi yapılmaktadır. Biliyorsunuz eskiden bir sınır bitkisiydi ama son 10-15 yıllık çalışmalarla şu anda 2400 hektar alana ulaşmış durumdayız. Dalaman inciri ilçemiz kırsal mahallelerine çok iyi adaptasyon sağlamış, kendine özgü aroması ve morfolojik yapısıyla üreticilerin ve tüketicilerin beğenisini kazanmıştır. Yöremize has özellikleri nedeniyle her geçen gün ekonomik değeri artan Dalaman inciri, dış kabuğu krem renginde, boyunsuz ve küçük yapıdadır. Boyuna çizgi şeklinde çatlama olduğu için ağzı açılmaz, çatlamalara karşı dayanıklıdır. Dalaman incirinin yağı renksiz ve kokuludur. Doymuş yağ oranı daha yüksektir. Marka değerini artırmak ve talep artışı yaratmak adına müdürlüğümüzce 3 aşamalı planımızı hayata geçirdik. Birinci aşama olan coğrafi işaret çalışmaları, görünürlük çalışmaları ve incir alanlarının artırılması çalışmalarında hemen hemen sona gelmiş bulunmaktayız. İkinci aşama olan incirde kaliteyi artırmak amacıyla çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız. Bu nedenledir ki İncir Araştırma Enstitümüze ortak çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca bu kapsamda ilçe müdürlüğümüz teknik ekiplerince haftalık programlar yapılarak incir yetiştiriciliği ile ilgili eğitim çalışmaları yıl boyu devam etmektedir. Ve ayrıca bu mahallelerimizde toprak tahlilleri alıp toprak haritası çıkarmak yolunda da devam ediyoruz. Ayrıca üçüncü ve son aşamada da belediye başkanlığımız, kooperatiflerimiz ve yatırımcılarımıza yön vererek depolama, soğuk hava tesisleri, markalaşma ve yurt içi ve yurt dışı pazarlama işlemleriyle Dalaman inciri, Dalaman'ımızın gururu ürünlerinden olacaktır. Yarışmaya katılan incirlerimizin hepsi birbirinden kaliteli ve lezzetliydi. Ancak her güzelin daha güzeli var. Renk, tat, boyun, boyut ve benzeri birçok özelliğiyle jürimiz değerlendirme yaptı. Ben tüm katılımcılarımıza şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. Ve jürimizin değerlendirme sonucunu size zarf, kapalı zarf içinde ben dahi bilmiyorum. İnanın kimler kazandı size takdim edeyim. Vallahi başkanım, bu benim üstümdeki çok büyük sorumluluk oldu müdürüm. Ya şöyle yapalım, yani tek başıma da okumayayım. Şimdi önce tamam, öyle yapalım. Çiftçilerimizin, yani yarışmamıza katılan çiftçilerimizi bir huzurlarınıza davet edeceğim. Her biri çıkarken, onlar bizlerden birileri biliyorsunuz. Çıkarken şöyle güçlü alkışlar rica edeceğim ama, olur mu? Sayın Beyza İbiş, Sayın Yusuf Altın, İclal İkbal İbiş, Uğur Bulut, Muharrem Karaca, Döndü Yaşar, Bayram İbiş. Üreticilerimiz nerede bu arada, ben okuyorum ama. Üreticilerimiz burada değil mi efendim? Bayram İbiş, Recai Durak, Tolga Ermiş, Fatma Serbest, Ramazan İbiş, İbrahim İbiş. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Diğer üreticilerimiz de geliyorlar herhalde değil mi? Bir bekleyelim isterseniz. O arada şöyle bir müzik çalsak ya, kıymetli ekibimiz. Onları öyle karşılayalım. Müdürüm, bismillah diyelim, açalım zarfımızı. Üçüncüden başlıyoruz, tamam. Üçüncümüz Sayın Döndü Yaşar, alkışlarınızla. Döndü Hanım buradalar mı? Döndü Hanım, sizi şöyle bir öne alalım. Öne alalım şöyle, heh, tamam. Şimdi ikinciye geldik. İkincimiz Sayın Uğur Bulut. Şöyle ortaya doğru, şöyle alayım sizi. Buyurun. Ve birinci
Merak ediyor musunuz? Kıymetli hemşehrilerimiz. Evet. Hemen okuyoruz. Bu üç kızdan biri çıkacak. Öyle mi diyorsunuz? Bakalım. Ya burada İbiş ailesi var galiba. Herkes aynı ailenin akrabası mı? Vallahi maşallah hepsi incir çıktı. Bir alkış rica edelim İbiş ailemizle. Evet. Bence tahminlerinizde yanılmıyorsunuz gibi görünüyor. Sayın Beyza İbiş ürettiği inciriyle birinci oluyor ve kendilerini tebrik ediyoruz. Ve İnci Tarım Müdürümüzü bırakmıyorum. Müdürüm, üreticiler İnci Tarım İnci biliyorsunuz yani. Sizi de görmek isterler yanlarında. Dolayısıyla birincimize ödülünü takdim etmek... Hatta şöyle yapalım. Üçüncümüzden başlayalım. Olur mu abla? Sizden başlayalım. Yaşça da siz büyüksünüz. İlçe Jandarma Komutanımız Sayın Yüzbaşı Ahmet Kürşat Önceli üçüncümüze ödülünü vermek üzere davet ediyorum. Aman geldi, aman geldi, kayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi, hadi bari sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, okuyucudan yazı geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel. Bacalardan duman geldi, arka buyde saman geldi, komşu köyde imam geldi, hadi gari sen de gel. Kıymetli üreticimiz döndü Yaşar ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. İlçe Jandarma Komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. İkinci üreticimiz Sayın Uğur Bulut'a ödüllerini takdim etmek üzere Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Sezer Durmuş'u davet ediyorum alkışlarınızla. Güneş tutmuş hayalim yende gel. Bekli valla güneş tutmuş hayalim yende gel. Anam geldi, baban geldi, dayım geldi. Başkanım bir de plaketi de takdim edelim. Dalaman Belediye'mizin hazırlamış olduğu. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve birincimiz Beyza İbiş'e ödüllerini takdim etmek üzere Dalaman Kaymakamımız Sayın Mesut Yakıtay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla. Üreticimiz hayli genç değil mi? Çocuklarımız üretim çok önemli. Başka bir ödül daha var galiba. O neydi Sayın Kaymakam? Ben onu da alayım. Altın mı? Gram altın. Gram altın takıyoruz birincimize. Hem genç hem üretici. Maşallah. Çok teşekkür ederiz. Efendim bir şeyler söylemek ister misiniz? Birincimiz malum çok genç. Genç arkadaşımız herkese örnek olur inşallah. Gençlere öncelik tanımamız lazım. Bunlar ülkemizin geleceği sonuçta. Yani çiftçilik sadece 50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra yapılacak bir şey değil. Artık bu gençlerimizin de tarıma ilgi duyması, üretim yapması gerekiyor ki bu ülkenin geleceği olsunlar. Bu ülkenin gelecekte ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerini yetiştirsinler. Kendilerini tebrik ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Birincimiz, ikincimiz, üçüncümüzü bırakmıyoruz ama tüm katılımcılarımıza da bir plaket takdimimiz olacak. Kendilerine plaket takdimi yapmak üzere Belediye Meclis Üyemiz Sayın Emre Uluyunçay'ı huzurlarınıza davet ediyorum alkışlarınızla. Emre Bey lütfen buyurun. Haydin dinleyizem dayım, kurusun doğmuşum. Ağabeyine ben varacağım, yengen oldu cengayım. Hop dirili dahtirili doğum, ben yarim. Yusuf Altın Bey, Yusuf Bey. Yusuf Bey katıl, Yusuf Altın adına siz katılıyorsunuz, tebrik ederiz. İclal İbiş, İkbal İbiş'e de kıymetli belediye meclis üyemiz plaketleri takdim edecekler.
üreticilerimiz var. Alkışlıyoruz efendim kendilerini. Belediye meclisimize teşekkür ediyoruz. Ve diğer plaketleri vermek üzere yine belediye meclis üyemiz Sayın Bülent Yılmaz'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Kendileri Muharrem Karaca'ya ödüllerini verecekler. Evet, Muharrem Bey'le aldılar plaketlerini. Bayram Bibiş'e takdim edeceğiz. Ben bu arada ilçe tarım müdürümüzü değmeyi çok fazla. Müdürüm, siz takdim edin Bayram Bey'e plaketini. Bayram Bibiş adına plaketi alacak. Bayram Bibiş 2 sizde. Tamam, buyurun. Recai Durak'a verelim müdürüm. Recai Durak'ın plaketini. Recai Durak. Recai Bey'in temsilcisi, ailesinden birisi. Kendisi yoksa. Fatih Bey, size teslim edecekmişiz. Siz de kooperatif başkanı olarak yerine ulaştıracak mısınız? Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sayın Tolga Ermiş'e ödülünü vermek üzere belediye meclis üyemiz Birgül Kahraman'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Birgül Hanım, ben göremiyor muyum? Heh, tamam. Hoş geldiniz tekrardan. Tolga Ermiş. Adına ödül alacak birisi var mıdır? Tolga Ermiş. Muhtarım burada mı? Muhtarımı davet edelim. Hem kooperatif başkanı hem muhtarımıza emanet ettik. Tamamdır. Ak tavuğu kesmeli, kaledimden asmalı. Ak tavuğu kesmeli, kaledimden asmalı. Şıkkırdaklı yârim, gazeteye basmalı. Şıkkırdaklı yârim. Evet, Birgül Hanım, Fatma Serbest'e verdik değil mi? Fatma Serbest'e vereceğiz. Fatma Serbest'e de takdim edelim. Bakmasına bak, benden sana fayda yok, başkasına bak. Mangal maşası, sen almazsan al meyve, alır başkası. Çok teşekkür ediyoruz meclis üyemize. Dalaman Belediye Başkan Yardımcımız Sayın İlhan Kural'ı plaketleri takdim etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Ramazan İbiş ve İbrahim İbiş. Buradalar mı efendim? Ramazan İbiş, İbrahim İbiş. Kendilerine temsilen kime teslim edelim? O zaman size teslim edelim yine Fatih Bey. Olmaz mı? Tamam. İki tane plaket alıyorsunuz. Ramazan İbiş ve İbrahim. İçin başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, daire müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk, ziraat milli ekonominin temelidir demiş. Dolayısıyla tarıma verilecek hiçbir destek boşa gitmeyecektir. Çok fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten tarıma destek vermek amacıyla birkaç yıldan beri belediye başkanımızla beraber bir yola çıktık. Önce bir kooperatif kurduk. Belli bir aşamaya getirdik. Kısmet oldu, belediyedeyiz. Birlikte çalışıyoruz. Tarım Hizmetleri Müdürlüğü'nü de kurduk. Bu müdürlüğün kuruluş amacı müdürlük kurmak için değil, müdürlük açmak için değil. Yöremizin tarımsal ürünlerini daha kazançlı hale getirebilmek için en değerli ürünlerimiz olan incir, zeytin ve belki narda veya başka ürünlerde de katma değerini arttırmak. Yani sonuç olarak köylünün cebine giren paranın daha fazla olmasını sağlamak amacıyla birçok çalışma planlıyoruz ve yapacağız. Bu ve buna benzer festival deyin, panayır derin, aynı adına ne derseniz deyin, bu tip organizasyonlar da tanınırlık açısından çok önemli diye düşünüyorum. Ürününüzü önce üreteceksiniz. Bizim köylümüz genelde üretmeyi bilir. Hem de herkesten iyi bilir. Ama bilmediğimiz bir şey vardır. Tanıtmak ve pazarlamak. Bugün buna bir vesile olabildiysek, en ufak katkıda bulunabildiysek eğer burada bulunanlar olarak kendimizi çok mutlu hissedeceğiz.
O yüzden katılan herkese, her çabaya, emeği geçen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. 15 bin diyorsunuz. 15 bin diyorlar. Öyle alkışta olmaz ya. Ramazan Bey gitmeyin, gitmeyin. Böyle gelin, buyurun. Gitmeyin, yok öyle gönderme. Satmadan asla göndermem. Gelin. Benim bir yandan işim satıcılıktır. Bu konuşma işlerine sonradan başladım. Otomobil sattım uzun yıllar. Satıcılığım iyidir. Valla İlhan Başkanım. Araba sattım belediyeden önce, sonra belediye işe başladım. Nasıl? Güzel olmuş değil mi? Bilal Başkanım, birinciyi bekliyordunuz az önceden beri. Hay, başkanım. 15 dediler. Satayım mı? 16 diyor Sezer Başkanımızın eşi. 16 bin lira diyor. 16 diyor. Ne diyorsunuz Ramazan Bey? 17 diyorsunuz. 17 geldi. Var mı arttıran? Eyvah, muhtarım söz istiyor. Şimdi bak, Gürlek'teyiz. Vallahi kovdururuz kendimi. Bir dakika. Bilal Başkanım kaç dediniz? Bir dakika. 18. 18 bin lira dedi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız. Bilal Başkanım da sonradan açılıyor valla. Onu bekliyormuşsunuz hakikaten. Siz... Öğrencilerimiz için yetersiz dedi muhtarımız. 20 bin dedik. Ramazan Bey, kulağınıza bir şeyler söylüyorlar. Kaç maç mı dediler? Bir dakika abi, nereye gidiyorsun? Kaç mı dediler? Ne dediler? Ramazan Bey... 20 dedi. 20.500. Ay Allah. Taşdemir ailesi. 20.500 yakışır mı? Efendim? 25.000 dediler. 25.000. Var mı arttıran? Kim dedi 26? Eyvah. Bak, bu İbiş silahisi bizim başımıza iş açacak bu akşam. Muhtarım, evden falan kovulurlarsa haberimiz olsun. Kaç dediniz? 26 bin dediniz. Yusuf Bey kaç dedi? Yusuf Taşdemir. Ramazan Bey mi konuşacak? Tamam. Müdürüm konuşsun dedi. Yusuf Bey, siz de şöyle alsak ya. Fiyat verirken ya karanlıkta beklemeyin Allah aşkına. Ya Allah aşkına şöyle bir. Sözcünüz müdürünüz, tamam. Ramazan Bey ne diyorsunuz? 27 bin. Fatih Bey, az daha zorlarsan beni buradan kovalayacaklar. Vallahi bak. Muhtarım. 27 bin dediler. Var mı artıran? 27 bin. Bu güzel okulumuz için, mahallemizin ilköğretim okulu için kullanılacak bu para. 27 bin. Var mı artıran? Bülent Bey. Allah, tamam, vallahi yüklenmeyeceğim. Tamam, söz. Daha yeni seçim geçirdik. Bülent abim biliyorum, çok para harcadı. Bülent abi, 27 diyorlar ama sen zaten bir kere aldın. 28 bin dedi. Allah maşallah. Gönlü bol belediye meclis üyelerimiz. Belediye meclis üyelerimiz derken Emre Bey. 30 bin dedi Emre Ulu Yunçay. Artırıyoruz mu? Ramazan Bey. 30 bin dediler. Ramazan Bey. Rakama vardık abi, 30. Tamam. Kaç şu an istediğiniz rakam? Öyle yeterli diye bir şey yok. Açmak yok. Acık arttır. Acık arttır. 31 bin. 31 bin dediler. Ramazan Taşdemir 30 bin. Kaç dediniz ya, pardon? 31 bin dediler. Ama yanlış bir rakam telaffuz, değil mi başkanım? Yani Dalaman'da bir şey olmaz da burada köyde bilmiyorum muhtarım, bizi kovalayacaklar galiba. Var mı artıran? İyi bir rakamımız Fatih Bey. İlk tarım şirketi Görsel Tarım dedi ki biz okul için 31 bin lira verelim. Hazır üreticimiz de çok genç yaşta, yarın da okul başlıyor, 4000 de ona verelim, 35'e tamamlayalım, yine de bir eğitime katkımız olsun dediler. Ne diyorsunuz artık, artırmaya gerek var mı? Bence yok. Eğitime destekleri için Görsel Tarım 35 bin lira satıyorum, sattım, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey söyleyin ya, vallahi bir şey söyleyin, öyle gidin. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum bu yılki verim için. Hepiniz de hoş geldiniz tekrardan. Bu yıl iyi bir sezon geçirdik. Daha da devam ediyor. Bir 10 günlük daha süreç var önümüzde. İnşallah önümüzdeki yıl daha da verimlerimiz çoğalır. Tekrardan çiftçilerime teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar.
35 bin liralık incir. Bence ne yapacağız? İkram mı edeceğiz? Tamam, ikram ediyormuşuz. Evet, görsel tarım. Önce hanımefendilerden başladı. Dalaman Belediye Başkanımız Sezer Durmuş'a ikram ediyorlar. Ardından Kaymakamımız Mesut Yakuta'ya ikram ediyorlar. İlçe Jandarma Komutanımız burada. İlçe Tarım Müdürümüz burada. Muhtarlarım burada. Muhtarlarım ellerini bir görebilir miyim? Komşu muhtarlarım. Nereden geldiniz? Muhtarım siz lif dediniz. Siz nereden efendim? Çameli Karabayır. Aa siz? Bozbel. Darıyeri. Darıyeri. Çok güzel. Kabacık. Kabacık'tan geliyor muhtarlarım. Muhtarlarıma da bir alkış olmasın mı? Böyle organizasyonlarda bizi bir araya getiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ha bir de bir muhtarım daha var. Aa pardon, özür dilerim. Kaçırdım efendim. Narlı. Narlı muhtarımız da burada. Kendisine de bir alkış rica edeyim. Başka muhtarımız var mı görmediğim? Çöymen Mahallesi. Zaten komşuyuz değil mi? Hazır mıyız? Kıymetli Gülay. Hazır mıyız? Bir alkışları görsen de şöyle. Huzurlarınızda ünlü her bir alkışlarınızda. Thank you.
Gürlek muhtarımızın da bir sürprizi var biliyorsunuz. Buranın inciri dillere destan. Öyleymiş, daha yemedim. Bilmiyorum, bakacağız artık. Tamam, şimdi getiriyor muhtarımız. Güzel diyorlar. Eminim ki çok güzel ve çok lezzetlidir. Şimdi ben muhtarımız... Teşekkür ediyorum. Emrullah Bayılmış'ı da ben davet edeyim. İncir hediyesini de getirsinler. İbrahim Bey, çiçeği de uzatalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de bu güzel çiçeğimizi hemen bir notumu alayım efendim. Dalaman Karakol Komutanımız Bilal Pitikoğlu'na hediye etmek istiyorum. Bugün burada güvenliğimizi sağlayan, daha sonra kolluk kuvvetlerimizin adına bu güzel çiçeği kendilerine takdim etmek istiyorum. Eğer beni kırmazlarsa sahneme en güçlü alkışlarla davet etmek istiyorum efendim. Evet, komutanımız geldi. Evet, komutanımız geldi. Allah onların ayaklarını taş değirmesin. Çok teşekkür ederim. Hemen güzel bir resmimiz olsun. Şöyle buyurun efendim. Muhtarım, sizi de böyle alayım yavaş yavaş. Çok da bekletmeyelim hemşehrilerimizi. Bundan sonrasında artık hiç girmeyeceğim böyle, konuşmayacağım. Söz, vallahi konuşmayacağım. Tamam. Ben de bu nazik davranışlarına ünvanıma teşekkür ederim. Bu çiçeği tüm hürmetli kadınlar adına alıyorum benden. Oo, çok güzel vallahi. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz komutanım, çok sağ olun. Ve muhtarımız da incir tadamadım dedi muhtarım Ümrü Hanım. Bir incir de takdim edelim. Muhtarım, çok teşekkür ederim sayın muhtarım. Hemen yiyeyim mi bir tane? Hakkınızı helal edin, hepinizin adına bir lokmacık yiyeceğim. Aşk olsun Cem dede, senin adına da yedim bak. Orkestranın şöyle... Çok güzel. Lütfen onlara da birer tane de takdim edelim. Evet. Ağızları tatlansın. Sonra mı yapalım? Evet, tamam. Çok tamam. Teşekkür ederim muhtarım. Tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Bir fotoğraf alalım dedi arkadaşlarım. İbrahim Bey, sizden rica edeyim. Ali İbrahim Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eğlencemiz kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ben şöyle bir efendim açılış konuşmamı yapayım, daha sonra eğlenmeye devam edeceğiz. Ben bugün buraya eğlenmeye ve coşmaya geldim. Öncelikle burada bir anlaşalım. Olur mu? Anlaştık mı? Harikasınız. Efendim, Dalaman İnciri 3. Gürlek Festivalimize öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Sayın Gürlek Mahalle Muhtarım Emrullah Bayılmış Beyefendi ve güzeller güzeli kıymetli eşine şöyle bir güçlü alkış rica edeceğim lütfen. Böylesine güzel organizasyon düzenledikleri için. Kooperatif Başkanım Sayın Fatih İbiş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Aras Beyefendi, Dalaman Belediye Başkanım Sayın Sezer Durmuş Beyefendi, Dalaman Kaymakamım Sayın Mesut Yakuta Bey'e lütfen şöyle çok güçlü alkışlar rica ediyorum. Ve protokolde bulunan kıymetli büyüklerime, siz değerli Gürlek, kıymetli gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, o zaman çok güzel bir yörük türküsüyle devam edelim mi? İster misiniz? Hadi gelsin bakalım. Davul da gelecek mi dedi? Haydi bakalım. Thank you.
Ne olamam da sana ayrı.
Arkadaşlarımız var. Büyük ihtimalle televizyonda yayınlayacaklar bu güzel görüntüleri. Öyle bir ses gelsin ki vay be desinler. Gürleyikten nasıl güzel ses gelmiş desinler. Olur mu efendim? Ben de şeyler aşağıya ineceğim. Beraber söyleyeceğiz de beraber ineceğiz. Haydi. Harikasın. Evet, sol taraf. Muhtarım, siz ne dersiniz bu işe? Ben karar veremedim. Muhtarın tarafı kazandı derim. Her iki taraf da kazandı bana kalırsa. Bak bu çok güzeldi. Eşiniz nerede muhtarım? Eşiniz? Yok, eşiniz nerede? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Siz bir tarafa, sağ tarafa gönderin. Ben de şöyle sol tarafa göndereyim. Ben sana yandım. Evet, yandım. Thank you.
tacımsın.